Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Sayın Bakanlar ve çalışma arkadaşları, basın emekçilerimiz, değerli vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı YTB bütçeler hakkında grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Sayın milletvekilleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali güçlü bir Türk dünyası ve güçlü bir Türk diasporasıydı. Sovyetler Birliği'nin dağılacağını öngören Atatürk, 1933 yılında yaptığı konuşmasının bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim dili bir özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür. Köprülerimizi köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların, yani dış Türklerin bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gereklidir der. Atatürk'ün bu konuşması Türk dünyasının geleceğine ışık tutan tarihi ve siyasi bir vasiyettir. Katledilen değerli araştırmacı yazar rahmetli Necip Hablemitoğlu 1995-96 yılları arasında Gagavuz yerinde yaptığı araştırmalarını topladığı Kemal'in öğretmenlerin çalışmasında Kemal'in askerlerini, yani Kuvayi Milliyecileri bu ülkeyi kurtardığını biliriz de Kemal'in öğretmenlerinin Türkiye'den 1000 kilometre küsür ötede ne yaptıklarını bilemezsiniz. Ancak baktığınız zaman anlarsınız ve Atatürk'ün ileri görüşlülüğüne hayran kalırsınız demektedir. Evet sayın milletvekilleri, bu çalışma aslında bir devlet aklının belgesidir. Türk diasporamızın iki önemli kurumu olan TİKA ve YTB'nin kuruluş amaçları doğrultusunda yaptıkları faaliyetleri, çalışmaları her zaman destekledik, takdir de ettik. Ancak iktidara geldiğinizden beri devlet aklını yok sayarak bir parti ve cemaat yandaş yaklaşımı ile bu faaliyetleri sürdürmenizi her zaman eleştirdik. Cemaat yaklaşımınız ile birçok Türk cumhuriyetlerine ve bölgelerde FETÖ terör örgütü siyasi ve ekonomik güç haline geldi. Bu zihniyetle Türk dünyasına bir FETÖ sendromu yaşattınız ve maalesef gittiğimiz Balkanlar ve birçok bölgede hala FETÖ'nün yaptıklarını anlatmakta güçlük çekiyoruz. TİKA, YTB ve Yunus Emre Vakfı'nın bu bölgelerdeki faaliyetleri FETÖ lobileri tarafından daraltılmakta ve engellenmektedir. Türk diasporasını sizler AKP diasporasına çevirdiniz. Sayın Bakan, bu kurumlarınızın faaliyetlerindeki yanlış tutumunuz devam ediyor ve sizler yandaş cemaat yaklaşımından bir türlü uzaklaşamadınız. Bütün bunların göstergesi ise Sayıştay raporlarına yansıyan pazarlık usulü yandaşlara verilen ihaleler, muhasebe kayıtlarındaki usulsüzlükler ve bir türlü giderilemeyen iç kontrol sistemindeki eksiklikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sayıştay raporlarına göre AKP iktidarının hesap vermeyiz inadı da bu kurumlarımızda devam etmektedir. Diaspora faaliyetleri esnasında milli güvenlik hassasiyetleri düşüncesiyle uygulamalar olacaktır da. Buna karşı değiliz. Fakat bu durum kurumların denetlenemeyeceği anlamına hiçbir zaman gelmez. Değerli milletvekillerim, TİKA'nın 2020 yılına göre 2020 yılındaki cari harcamalarında artış %43'e çıkmıştır. YTB'de ise bu oran %11.9 olarak görülmektedir. Bütçe giderlerinin yüksek payını oluşturan %83'lük kısmı Sayıştay raporlarına göre bazı dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına karşılıksız yardım adı altına harcanmıştır. Geçtiğimiz yılda sormuştur. Sayın Bakan, bu vakıflar hangileridir? Ne amaçla kurulmuşlardır? Yöneticileri kimlerdir? Değerli milletvekilleri, yine Sayıştay raporlarına göre YTB ve TİKA Suriyeli öğrencilere yüksek öğrenim için Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ve İslam Kalkınma Vakfı Bankası ile birlikte ortak projeler yürütmektedir. Sayın Bakan, 2020 ve 21 yılında Türk dünyasından gelen öğrencilere bu benzer burslardan yararlandırdınız mı? Bunların sayısı kaçtır? Yüksek öğrenim gören buyurunuz efendim.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yüksek öğrenim gören Suriyeli öğrencilere, Türk dünyasından gelen diğer öğrencilere göre ayrıcalık yapıldığı iddiaları doğru mudur? Değerli arkadaşlar, 2018-2022 yıllarından beri her yıl ortama 450 milyon TL TİKA ve YTB bütçesi ayrılmaktadır. Faaliyetlerin önceliklerin belirlenmemesi, etkinliklerin ölçülmemesi, etkinlik analiz raporlarının düzenlenmemesi, bu kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliğinin olması ciddi bir kaynak yoluna israfına yol açtığını belirtmek isterim. Son olarak sunuş söylemek isterim. Gitti bir cemaat, geldi bir cemaat yapılanmasından artık vazgeçiniz. Bu düşünceleriyle TİKA ve YTB'nin bütçesini hayırlı olmasını diliyorum. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum.